Herkese merhaba, ben Şenol. Planet Zoo'nun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ya iki bölüm arasında biraz çalışayım dedim. Fırlamalar hızlı çalıştı ya. Baksana yavrular pırtladı. Pardon. Ya doğum diye bir şey yok zaten. Hani hamile kalıyor, belli bir süre sonra da doğuruyor yani. O göstereceğim ama göstereceğim, merak etme. Ya şuraya dedim, şöyle takıldım çünkü bir önceki bölüm biraz da uzun sürdü. Daha çok çok daha uzun sürebilirdi de. Aşırı ince detaya girebiliyorsun abi oyunda. Hoşuma giden tarafı o. Zaten düz kare bir mekan yaptım. Rahatsız ediyor beni. Ama başlangıçta yapacak bir şey yok. Başlangıçta elden ne gelir? Neyse. Babamız, saygılar, Fen Yang. Annemiz doğurdu. 4,5 yaşında Radhia. 2 tane çocuğumuz var. Bir tanesi erkek. Tabiti. Bir denesi de... Allah, ikisi de mi erkek lan? Yeni bakıyorum ha. O problemmiş ama. Tek bir erkeğe yer var burada sadece. Geçmiş olsun. Yetişkinlik durumu... Bir dakika, neydi bunlar? Kaç yaşında yetişkin oluyorlardı? Bakmam lazım. Ara ara ben sürekli bakacağım. Siz aklınızda tutabiliyorsunuz. Belki de ben tutamayabiliyorum. Şuradan bakalım. Ne diyorsun? Life span, age of sterility. 15 yaşına kadar doğurabiliyor. Age of sexual mature. 3 yaşına kadar. 0,1 yaşındalarda. Hanimiş benim oğlum. Ya bunlar gerçek hatta bir sevesin var mı? Babası yemesin ama sonra bizi. Aslansın be. Ne istiyorsun? Ha, research tamamlandı. Bakalım neler gelmiş. Daha önce de uyardım. İlk bölümler biraz yavaş geçebilir. Öyle paldır küldür her bölüm bir hayvan falan. O iş hikaye. Onu söyleyeyim size. İki bölüm arasında biraz şekli düzeltmeye çalışsam bile sadece bu alanla 10 bölüm uğraşabilirim, hesabını yap. Oradan hesabını yap. Uğraşılır yani. Ne geldi ona bir bakalım. Habitat. Ne kaplanıydı bunlar? Bir dakika. Karışmasın da. West Africa zaten seçildi. Kıyar. Species. West Africa. Joplin. Ha, burada. Ne gelmiş? Aha. En son kutu gelmiş değil mi? Üstün teknoloji. Allah, yemek geldi. Süper. Kapının yanına koysam daha iyi olur aslında. Şöyle koyayım. Bu abi bildiğiniz yemek. Yemeğin kalitesini arttırıyor. Ayrıyeten bu da oyuncak. Şöyle bir yere atayım. Oyuncak dedim. Fışkiye, fışkiye. Bizim oralarda öyle derler. Fışkiye, fışkiye. Pıt 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 pıt. Serinletiyorsunuz da hoşlarına gidiyor. Bunu da parçalayıp yiyorlar. Adı da ne bunun? Frozen Blood Pumpkin. Dondurulmuş kanlı kabak. Türkçesi o yani. Evet, harbiden kan var içinde. Vahşi. Ama diğer taraftan bunun sayesinde de şu hala 200 az geliyor herhalde. Biraz daha oyuncak istiyor da. Sonuç olarak enrichment %75'e kadar çıktı. Bir dakika lan, yemek nerede? He, adult population'dan hala sıkıntıları var. Bir tane daha dişi almam lazım benim buraya. Ufaklıklar büyüdüğü zaman onları salıp oradan kazandığımızda rahatlıkla dişi alırız. Bu sıkıntı değil. Ama onların büyümesini beklememiz lazım ki 4 yaşına kadar da bekleyeceğiz onu. Abi burada yemek göstermiyor muydu ya? Food specific şu bir de, ama ibre olarak da burada gösteriyor diye hatırlıyorum. Ben neyi seçtim tam olarak? Anneyi seçtim. Oğlum daha yeni doğdu, hemen hamile bırakmayacaksın değil mi tekrardan? Ne kadar sürede bir hamile kaldıklarına da bakabiliriz. Doğru bak, onu unuttum ben. incubate period 3 ayda doğuruyormuş. Interbirth period 36 ayda bir tekrar hamile kalıyor. Oha. Yanlış anlamadıysam bak, %100 emin değilim, bazen karıştırabiliyorum. Ben de dediğim gibi yeni yeni öğreniyorum oyunu. Bu arada hayvan listesini şöyle bir hızlıca göstereyim. Bayağı bir şey var yani. Bayağı bir şey var. Bildiğim kadarıyla deluxe olduğu için birkaç tane ekleniyor da öyle çok değil. 3 tane mi? 5 tane mi? Onun dışında hani normal paketinde de çoğu var. Yattığı yere bak. Buraya mı yatalar kızım? Hızlıca bir bakalım. Ama kaçtı ya bunlar. Bunlar pahalıydı değil mi ya? Animal Trade'den West Africa kaplanlarına bir bakayım da. Tuzluydu be. West Africa. Filtrele bakayım. Hatta bize dişi lazım. Dişilerine de bakabiliriz. Teknik olarak kısır dişi bile alabilirim ha. Yani doğurması gerekmiyor. Maksat mutlu etmek. Yani aslanımız diyor ki, kardeşim diyor, bana en az 2 tane hatun. Bir erkekten fazlasını alamıyorsun. Adult nüfusu da yetmediğine göre ne demek oluyor? Bariz bir şekilde
Abi diyor ki bana bir yetmez, bana en az iki. İki galiba, iki. Hadi be, West Africa Lion beyaz. Fiyata göre bir düşürelim bakalım. 333 mi? Deme lan. Kısırsın ama değil mi? Tabii ki kısır. Alttakilerin hepsi kısır. Bunlar doğuramıyor. Abi doğuruyor. 547'lik. Tüh be. Ama maalesef şu an alamıyoruz. Her türlü bu parayla alınıyorlar herhalde. Şunu bir kapat filtrede de. Hatta parayla oluyor mu? Öyle bir bakalım. Keşle. Yok öyle bir şey abi. Keşte kimse satmıyor ya. Nakit para herkeste bok. Çünkü açık bırak. Zaten o biçim para geliyor abi. Hiçbir şekilde bir şey yapamıyorsun. Neyse. Şu anda yapmak istediğim burayı biraz şekillendirmek. Şimdi kaya muhabbeti açacaksınız da. Şimdi kayanın güzelliği bunlara herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Baktığın zaman hayvanın belli bir coverage limiti var. Ot olarak zaten belli başlı otları istiyor ve onlardan da az istiyor abi, fazlasını istemiyor. Yani şuraya iki tane daha ot ekleyebilirim maksimum. Hani iki tane ot da ne kadar güzelleştirebilirim ve ot, hani koymuşken bir tane dev ağaç koy gibi bir şey değil. Koyduğun şeyin boyutuna göre burası dolu. Yani dev gibi bir ağaç koysam yarıya kadar fullenir orası. Anlatabiliyor muyum şu coverage bölümü? Kapladığı alanla alakalı. Direkt öyle hesap etmişler. Öyle kandıramıyorsun yani. Ben bir tane koydum ama işte dev gibi ağaç koydum falan, yok öyle bir şey. Onun için görsel olarak güzelleştirme şansımız yok. Aha, çöp kovası gerekiyor. Evet, bu yorumlarda da okumuştum. Artı bir daha şeyimiz oldu. Bir dakika, ilk başta hızlıca çöp kovasını halledelim. Evet abi. Yerlere çöpler atıyor. Şurada gördüm sanki. Aynen. Çöp kovası koymazsan yerlere her tarafa çöp atıyorlar baba. Çöp kovaları da iki çeşit var. Recycle olabilecekleri atman için. Bir de normal çöp kovası. Önerilen genellikle ikisinden de koy. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yaptın lan? Altta bir yaptım. Sistem açıldı. Asıl şuraya sığar mı? Şuraya bir. Hemen. Şöyle koy. He, bunu dolaştıramıyorsun öyle. Lan koyarsın şuraya be. Neyse, sıkıntı değil. Onu da bu tarafa koyarız. Valla bu kadar insana yeter mi bilmiyorum da. Oğlum burası da doluydu. Ha, aa bak. Şu anda para kazanamıyoruz. Neden mi? İki elemanımız da şu anda dinlenmede. Vendorlar. Dört tane vendorumuz var. Görüyor musunuz? Stamina bitmiş. Bitmiş. Çalışma alanlarına falan sonradan gireceğiz. Tek bir alan için çalışma alanına gerek yok. Ben de çok fazla çalışma alanı ayarlamadım mı? Temel olarak zon muhabbeti. Belli bölgeleri işaretliyorsun. Belli elemanları belli bölgelere atıyorsun ki her yerle ilgili elemanın olsun. Çünkü bir tane eleman sürekli yakındakilere, bütün elemanlar sürekli yakındakine git gel yaparsa uzaktaki yer hemen ilgilenilmeyebiliyor tarzında, sıkıntı olmasın diye bölgeleri ayarlıyorsun. Ona geliriz sonra. Bize vendor gerekiyor abi. Şu pozisyonda 4 tane satış yerimiz var. 2 vendor durumu kurtarır gibime geliyor. Oha, üçü de kapalı. Ulan ne yapıyorsun oğlum? 1 2 Otomatik olarak çalışmaya geçmeleri. Lan, nereye kaynadı lan? Oha, hayvan herif. Buradan atladı ya lan. Bu da buradan atladı. Tamam, tekrardan çalışıyor. Doluşun. Şimdi vendorlara verdiğimiz para o kadar sıkıntı değil. Maaşları 230 dolar. Ama fazla adam almamanın sıkıntısı şu. Yani almamamız gerektiğini şu şekilde tarif edeyim. Bunlara dinlenme alanı lazım. Şu an bizim tek dinlenme alanımız şurası. Ve sadece 4 kişi alıyor. 3 kişi içeride var bile. İkisi vendor. Sıkıntı değil. Onlar dinlenebilir. 2 vendor aldım ya. Şimdi bu 2 vendor da sürekli burada kalacak. Hiçbir türlü çıkmayacaklar. Onlar dinlenmeye geçene kadar. Yani bize ekstra bir staff odası gerekebilir. Hop, bir research daha, tamam. Tamamdır. İkisine birlikte bakarız. Bu arada hediye gelmiş. Oğlum yine ezan ya. Azal açıcı. Harbiden geyik yapıyorlar artık, mübarek adam oldum falan diye. 2500 dolar ver abi. Alalım. Neyden aldım en ufak fikrim yok. Collect all unclaimable. 50. Allah bereket versin. 50-50'dir diyeceğim de 50 vermedi lan. Vermesi gerekmiyor muydu ya? Onun dışında da elemanların şeyi de var. Onları çok test etmedim. Nerede? Elemanların levelleri de var. You can periodically train staff up to a maximum level. Better trained staff will perform better. Şimdi bu level atlarken hala çalışmaya devam ediyor galiba. %100 emin değilim.
Level atladığındaki fark, daha iyi çalışıyor, daha verimli çalışıyor. Staminası daha fazla oluyor ama maaşı da daha fazla oluyor. Yani zaten mutsuz oldukları zaman maaşı falan arttırmak gerekiyordu. Şu ana kadar herhangi bir şekilde öyle bir sıkıntı yaşamadım. Aha. O tarz bir sıkıntı yaşamadım. Problem olmadı. Ama o tarz şeyler de gerekebilir. Oğlum iki tane burada hala var. Bizim iki eleman dinlenip gelmedi mi buraya? Yeter ulan. İçler. Vallahi maaşlarını düşüreceğim ha. Neyse Habitat'a bakalım. Kaplanlarımıza başka neler gelmiş? Aha zebra geldi. kabağı buraya koymuştuk. Şeyi buraya koyalım. Şöyle. Maksat izleyicilerin karşısında yesinler. Bir de bu gelmiş. Fire Hose Ball. şunu biraz daha şöyle bir yere koyalım. Bunu alıyor götürüyor. Niye ben de bilmiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Can't find any... Aha bak buyur. İki tane vendor alınca yer bulamadılar abi. Bize staff room gerekiyor. Şimdilik buradan işimizi halledelim. Dediğim gibi dekora birkaç bölüm herhalde tutacak da daha sonra ilgileneceğiz onunla abi. Staff facility. Çünkü şu anda bundan koymak bile istemiyorum aslında. Niye diyecek soracak olursanız. Ufak. Baba bu bayağı ufak yani. Burada elektrik var sonuç olarak. Buyur abi. Tamam staff room. Artı staff roomların upgrade'leri var. Bunda upgrade bile yapmak istemiyorum. Dediğim gibi. Bunlar başlangıç yerlerini atlayalım geçelim. Ama staff roomların upgrade'leri de var. Yılda galiba bu. Yani maaşlar ne zamanda bir? Galiba maaşlar ayda, şu masraflar yılda, yanlış anlamadıysam. Ekstra şeyler ekliyor. İşte daha hızlı iyileşsinler, daha mutlu olsunlar, sosyallikler artsın vesaire şeklinde. Bunları ayrıyetten inceleyeceğim için şu an üstün körü geçiyorum. Ben de çünkü çok iyi incelemedim. Oraya geldiğimiz zaman, büyük staff odası yaptığımız zaman onlara bakalım. Şu an masraf yapmanın lüzumu yok bence. Aha. Kabağı yemiş bizimkiler. Lan. Tipe bak ya. Ha? Çok tatlı lan. Evet, yemekler geldi diyor. Hadi kalk yemek ye. Açta değilsin ama daha 0-7. En kötü ben biraz zaman geçiririm. Şu an daha doğuracaklarını sanmıyorum. Ekstra yapılacak bir şey yok. Belli bir zamanı hızlı geçiririm burada. Çünkü staff odasında koyduktan sonra hakikaten şu an yapılacak bir şey yok. Zaman ilerletmem gerekiyor. Şu ufaklıklar büyüdükten sonra ikisini de yollayacağız direkt. Veyahut... Bizim baba kaç yaşında? Daha genç. Yıldızı da iyi yani. 9000'de puanı var. Bu fırlamaların puanı kaç ki? 9800 abi. Çocuk her türlü fazla oluyor. Her türlü çocuk. Her türlü fazla oluyor. Yavrun fazla ilgi çekiyor abi. Yani şu an şu iki yavru sayesinde var ya. Muhtemelen tam dikkat etmedim. Fırlamıştır yani. İzleyici sayısı. Aha bak zebrayı parçaladıklarında da böyle oluyor. Yemek çeşitli diye. Böyle yiyorlar o zebrayı. Onlar da orada kabak yiyor. Yarasın koçum, yarasın. Allah daha çok versin. Neyse ben zamanı hızlıca ilerleteyim. Ufaklıkların büyümesi biraz zaman alacak ama. Hanemiş benim oğlum. Bunları yollayalım. Doğaya salacağım. Satmıyorum bak. Yanlış olmasın. Satma yok. Doğaya salacağım. Burası da güzel oldu. Tahtayı da böyle gizlemeye çalıştım da çok da abartmak istemedim ya. Ama fena değil. Ya aslında yani ekstra bir şeyler de ekleyebilirim. Yani normalde benim yapmak istediğim şuraya bir tane koyarsın. Yok. Uzunlamasında büyük yok mu ya? Gerek de yok zaten. Bu ne lan? Şöyle bir tane koyarsın. Bakayım. Çevirip şöyle bir tane koyarsın mesela. Aynı şekilde bu tarafa bir şundan koyarsam. Hani böyle biraz daha bir mağaramsı hava gelir. Yani ekstra şöyle birkaç dekor da yapabilirsin tabii ki. Şöyle biraz kaldır. Hop. Hatta işin güzel tarafı biliyorum, farkındayım. Oluyor o kadar. Yapacak bir şey yok. Afrika'ydı değil mi bunlar? Aynen.
Çok rahatsız olmayacakları kadar. Ya daha çok koyasım var abi. Bir ton ot koyasım var. Aslanlara pek bir şey yapamıyoruz. İleri doğru başka hayvanlara koyarız. Sıkıntı oldu mu? Abi oldu. Direkt oldu. Bakar mısın? Ha yok, kardan kardan. Tamam, ama sıkıntı değil. Kardan o. Onda sıkıntı yok. Asıl problem hala yok kavur işte. Bak. Nasıl? Gayet güzel oldu. Yani daha bir ton şeyle süslenebilir tabii de koyamıyorum. Taşta sıkıntı yok. Taşta problem yok. Otlarda sıkıntı var. Neyse, ben ufaklıkların büyümesini bekliyorum. Bunların yatışa bak piçlerim. Evet, bu arada büyümesini bekleyeyim derken, ama kar yağdığında da bayağı sıkıntılı olabiliyor. Kar dönemi fazla uzun sürerse o da problem. Şu şekilde halledebiliriz onu. Arkadaşlara Zoopedia'dan bir bakalım. Derece olarak 8 ile 40 arası istiyorlar. Yok. 8 ile 40 arası yapmak için bize heater lazım. Şuraya bir tane koyabilirim. Tahmin ediyorum yeterli olur. Hatta fazla bile olacak ya. 8 ile 40 arası değil mi? Şuna tıklıyorsun. Dereceyi buradan ayarlıyorsun. 30 dereceye ayarla. Kendi yavaş yavaş o bölgeyi ısıtacak. Aynı şekilde 30 dereceye ayarla. Aynı şekilde 30 dereceye ayarla. 8 ile 40 şu an bunlar mutlu mesela. 12 dereceye kadar çıkarttı etrafı. Hop, gördüğünüz gibi problem yok. Isıtıcı bütün alanı ısıtıyor. Ebeninki eve mi sıçıyorsun oğlum lan? Ne hayvan herifsin ya. Eve sıçtı ya. Inspector geldi, raporunu gör diyorsun. Education'ımız bayağı kötü. Education'a biraz önem vermemizi istiyor. İnşallah ceza kesmez. Education kısmını da guest visit. Buradan değil miydi lan? Education bölümü var mıydı burada? Staff facility. Bins buradan değil. Ha, buna geliyor. Tamam. Ön tarafı neresi? Burası. Şöyle koyalım. O tarafa koymadık mı? Koymamışız. Şöyle koyalım. Artı bu da education speaker olması lazım da. Bunun kırmızı bölümü hayvanlara mı zarar veriyor? Belki onları sinirlendiriyor olabilir. İnsanları mı çok rahatsız ediyor? Onu daha tam kavrayamadım, ama belli bir kırmızı şeyi var. Yani şurada gösteriyor da. Education element overlaps. Ha, bundan birden fazla koyma diyor herhalde. Belki de hayvana herhangi bir sıkıntısı olmuyor be. Emin değilim tam olarak nasıl işliyor. Veyahut da şu maviyle mi overlaps olmasını istiyor? Bilemedim. O konuda bilgisi olan varsa abi bana bildirir. Education, Nestle ayınlarla alakalı. Dur bakalım ne kadar arttırabileceğiz şunu. Education şu anda Animal Conversation. Guest Education Rating. Bir yıldız. Afrika. En aşağıdan bahsedeyim. Trade Medicine. Repair bir şey. Çünkü burada... Oğlum nereye koymuştum ben bunları? Ben diğer sevimle mi karıştırıyorum ya? Galiba. Hala Education 1. Niye? Ayıp oluyor ama hocam. Müzik speaker. Education etkisini ne zaman gösterecek? Bilemedim. O yol da biraz yamuk olmuş. Buyurun. Tamamdır. Hatta şuraya da bir bundan koyayım. Yol biraz yamukmuş yalnız. Normalde yola kendi tutuyor. Üstün körü yapıyorum. İnşallah ileri doğru çok daha fazla uğraşacağız. Yani orada artık daralan, yapacak bir şey yok. İlk birkaç bölümde çok dallamayayım diyorum. Evet, ilk kavgamız çıktı bile kardeşim. Büyüdüğü gibi selamun aleyküm, bakar mısın? Fighting for Alpha status. Alfalık için abi hemen babasını tokatlamaya başladık be bebek. Alfa kim olacak? Hadi bakalım. Şimdi bir bakalım abi. Puanımız bu 9000. Bizim ilk aldığımız arkadaş.
Kendisi maşallah her şeyde %100. Bu fırlamalara bakalım. 7000 lira kadar düştüler. Oo, daha sağlam. Boyut olarak biraz ufak kalmış. Öbür fırlama nerede? Bu da ikinci fırlamamız. 7000 nerede? Yeni gelenleri ben yolluyorum abi. 7000'den başladı. Bizimkinin puanı daha yüksek. Hastalık, immunity olarak biraz şey de sıkıntı olacağını sanmıyorum ya. Neyse bu abi şimdi. Ya şeyde de satabilirsin yüksek puan da. Vakit kaybetmemek açısından. Yollamaya teşebbüs ettiğim zaman 1345 istiyor. Veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kardeşim her taba bastığımda da niye taba basıyorum onu da bilmiyorum. Şimdi asıl baba bu değil mi? Aynen asıl babamız bu 7 yaşında. Yeni fırlamaları abi yolluyorum ben. 1500 etti lan bu da. Muhtemelen bunları tutmak çok daha mantıklıydı ama. Şimdilik aynı şekilde devam edelim. Ha mesela bir baba bu kadar eder mi lan o? 1100 ediyor bak. Puan olarak bizim 1500'ü yolladım. Bir dakika baba burada. Şey nerede dişi? Kızım sen hala hamile değil misin sen? Doğralı 3 yıl oldu. 3 yıldan sonra olman gerekiyordu. Neyse. Şimdi buna fazladan da dişi alacağım için 3200 puanım var. Aslanım benim. Alfa sen mi oldun? Benim yardımlarımla kendini bir bok ediyor. Animal trade. Hemen bakalım. Şunu değiştirdiğim zaman filter. Sana çok sağlam gencecik kızlar alacağım. Beyaz istiyorum aslında ya. O da 10.000 ne diyeyim neymiş bu abi. Şimdi ucuzdan şey ettirsem. Bunların hiçbiri doğuramaz. 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 Şöyle bir bakalım. 83. 715. Fena değil. Birden fazla alabiliriz bu arada. Sırf buradan puanı bulursun. Doğurdukça sattığını düşsene. Abi Kanile. Sen gel. Sen geç. Ya bir tane beyaza da bayılsak mı ya? Aha. 800. West African. West African line. Aynı abi nasıl beyaz ya? Gel lan. Bir tane de beyaz alalım. Albinomuz olsun. Bir de bunu al tamamdır ya. Herhalde. Yeter bokunu çıkartma. Hareme çevirme lan burayı fırlama. Trading Center. Hop. Neredeler? 3 tane alamadın mı? Aa bir tanesini alamadım. Dikkat etmedim biliyor musun orada alamadığımı. Neyse sıkıntı değil. Hop. Hop. Zaten çok boku da çıkmasa tamam bir miktar puan kasalım eyvallah lazım olacak. Diğer hayvanlar için gördüğünüz 10.000-10.000'e satılan hayvanlar var. Hani güzel hayvan istiyorsan biraz paraya kıyacaksın. Sanmıyorum 10.000 herhangi birine kıyacağımı çünkü gereksiz 10.000 yazabiliyorlar oraya. Çok gereksiz hem de. O kadar para vereceğimi hiç sanmıyorum. Hoppa! Tada! Beyazımız. Sen şimdi burada mutlusun değil mi? Sıkıntı yok. Yok abi. Tek sıkıntı... bu arada shelter'ı biraz daha değiştirdim. Halt... buradan biraz problem olabilir. Ufak kalıyor abi. Ufak. Hani burayı bir tık geliştirmemiz gerekebilir. Bak hard shelter. Üçüncüsü de gelince biraz risk oldu. Nasıl yapalım onu? Ya yana ekstra bir parça ekleyesin var. Ulan. Çok saçma mı olur? Evet abi. Başka niye yapacağım sanki? Şöyle gel. Burayı shelter'dan sayacak mı acaba? Tahmin ediyorum sayar ya. Lan ne yapıyorsun? Koş şuraya. Şöyle biraz daha dikle bunu. Ya yana ekstra bir dekor ya. Şöyle bir bakayım. Şöyle biraz. Şöyle biraz. Bunu sayıyor mu? Sayıyor abi. Tamam şu an mutlular. Yavru oldukça zaten postalayacağım için şu an bir sıkıntı olacağını sanmıyorum.
O neymiş lan? Tamam, bu şunu bir çıkart da. Kapat abi onu. Nature'dan ekstra buraya şöyle bir şey yapabilirim aslında. Arkası biraz açık kalıp şöyle yapıp üstüne ayrıyetten bir şey koyacağım bu arada. Bu kadar düz olmaz zaten. Çok saçma olur. Boyut olarak neyimiz var? Şu var. Şöyle çevirsem. Tamam. Çaktırmasın da biraz. Yalnız buraya bir tane daha şey gerekecek. Muhtemelen değil mi? Mantıken. Böyle bir içe. Aa, yanlış yaptım. Ya Allah canını alma. Şöyle kondur. Şöyle indir. Buraya da birkaç tane saman koyabilirim. Habitat. Ya şöyle hiç bozma da şurayı. Tamam, burada da yatabilirsiniz abi. Ekstra yana dekor. Allah biliyor. Şuradan şey yapasım da var da. Ezberledim. Yok ya, bu sazı beğenmez bunlar. Alakası yok. Şöyle olsa. İşte. Rahatsız etti mi kardeşim otlar? Sıkıntımız var mı, problemimiz? Bu arada şeyin yok değil mi senin? Yok, problem yok. %87 şartır. Tamam, yeter ya. Hamile var mı hamile? 3,3 yaşında. Doğurgan beyaz. 15 yaşına kadar doğuracak. 3 yılda bir. Ya 3 yılda bir derken hani al mesela, şu an hala herhangi bir action yok. 3,2. Ya kardeşim, sana 3 tane hatun getirdim. Sen niye yatıyorsun? Bak, %100 de fertilize. Allah Allah. Abi de tık yok ya. Ne iş? Anlamadım ha. Eline kuvvet dayı ya. Pıt diye doğururlar yalnız ha. Kaçırırız. 3 ayda doğuruyorlar çünkü. Çok hızlı, çok hızlı geçiyor vakit. Bu yaşlandı artık. Dur. Yan yana gelmeleri gerekiyor muydu ya? Sanmıyorum. Şöyle bir action beklemeyin zaten. Belki de gerekiyor lan. Dur bakayım. Aa, şöyle birbirine sürtüşüyorlar. Evet. Yanına gelmesi gerekiyor. 7,8 yine Ratia, bizim ilk iki oğlanın, parayı bulduğumuz oğlanların annesi hamile. Ya beyazla bir iş ettirsene ya. Şu beyazı bir. Amcaoğlu. Aslanım. Neydi bu abinin adı? Bunun adını ezberleyelim ya. Fengyang. Ya sana zahmet şu beyazla bir şey ettirsen. Ha? Fengyang'i izliyoruz. Acaba burada olduğu sürece de olay oluyor mu? Yok. Şöyle hızlı bir ilerleteyim. Aha. Bir şeyler mi olacak? Havalar da bozdu. Yemek yiyorlar. Afiyet olsun. İkisinde de bir numara yok. Çocuklarımız nerede oğlum öbürü? Aa, burada yatıyor. Ne kadardır hamilesin? January. Yıl 6'nın başında direkt. Kasım'dayız. 2 ay sonra doğuracak. Buna bakalım biz o zaman. Yalnız bayağı da vakit geçirmek gerekiyor ya. Hungry mi? Ne? Ne demek hungry? Yemek var. Üşüyor musun diyeceğim. Isıtıcın da var abi. Yesene.
Kızım sen hamilesin. Senin yemen lazım. Afiyet olsun. Sen ye yani. Yalnız bir aydan fazla var be abi. Vallahi baya baya fazla var. Şu hızlıca şunlara bir bakayım. Bu hala hamile değil. Bu hala hamile değil. Tamam, bu ablayı bırakmıyoruz abi. Şu. Yıl 6 January. December'dayız. 2 gün sonra ayın başında mı direkt acaba? Bilmiyorum. Anlarız şimdi. Tıp diye yanında oluşur. January. Geldik abi aya. Ayın hangi günü bilmiyorum tabi. Aşağısı aşağıda görebilirsiniz. 6. yıl. Ocak. 4'ü oldu. 5'i oldu. Hadi doğur. Haydi. Uyuyor. Şu an doğuramam diyor. Aha, offspring imminent. Her an pırtlayabilirler. Radia West African Lion is about to have offspring. Doğurmak üzere. E doğursun işte, onu bekliyoruz. Bu arada burada almam gereken bir şey var mı? Yok. Gelen gideni söylüyor. Hadi kızım. Hadi. Hadi lan. Çıkanlarla yalnız burası kalabalık olacak. Hard shelter. Muhtemelen bayağı azalacak. Bir de kaç tane çıkacak? 2 ile 4 arasıydı galiba doğurma. Miktarları falan da yazıyor burada. Hepsi yazıyor Zoopedia'da abi. Merak edebileceğin her halt yazıyor. Nerede pırtlatıyorsun? Ya bu kayalar güzel oldu. Bak biraz yere falan gömdüm. Yer kayaya yaptım. Kaya yaptım. Şunları ben koydum bak. Yere falan gömdüm. Güzel oldu. Hadi kızım. Hadi. Ulan ay bitti. Ay. Nereye doğuracaksın? Ne diyorsun ya? E February'deyiz abi. Oha. Söylediği ayda doğurmadı. Hala doğurdu, doğuracak. Ama söylediği ayda doğurmadı. Acaba daha uzun süre beklediği zaman daha mı iyi oluyor? Aha. Hop bir. Ne çıktı? Dişi. Aha. Bir dişi. Güzel. İki erkek. Sen gidicisin kardeşim. Var mı daha? Anam üç de geldi. Üç de mi erkek bayağı ağzına yüzüme? Daha yok değil mi? Yok. Üç tane. İki erkeğimiz var. Bir tanesi Ehi Oze. Güzel hayvan da boyutu zamanla gelişiyor galiba o zaten. İkincisi Barika. Dişimiz. İyidir. Öbür fırlama nereye gitti? Nereye gittin lan? Hiç. Ya bakayım buraya. Bir dakika lan. Bu dişi. Lan iki dişi var, bir erkek var işte. Tamam. Ben niye kafam karıştı ben. İki dişi bir erkek. Allah abi, 10 numara. Vallahi 10 numara. Tamam, fertilize 83 de iyi ya, maşallah var. Şuradan da bakabiliyorduk. Kaç tane doğuruyor? 1 ila 3'müş. 2 4 değil. Pardon. O zaman maksimumu verdi bu. 3 tane verdi. Fertilizing'e göre galiba o. Ve tabi bu sebeple de artık hard shelter yine %50'ye düştü. Ben şurayı şöyle kapatayım diyeceğim de bunun üstüne çıkıp da kaçmasınlar. Bu arada bakabiliyorsun onlara da, hayvan ne şekilde nereden kaçabilir. Animal welfare değildi galiba. Nerede? Şu muydu? Habitat. Hayvana tıkladığında hayvan habitat'ta nerede dolaşabiliyor onu gösteriyor. Ben onu bilmiyordum mesela. O bilgi iyi oldu. Bak hard shelter sadece buraları kullanabiliyor. Şuraya gidemiyor mu yani? Acaba tavan... Yok, tavandan da değil. Neden bilmiyorum. Bu hala hamile değil. Neyse, bunlarla ben puanı bulurum. Biraz zaten kasarım. Tahmin ediyorum bir dahaki bölüme, ki zaten şeyimiz de tamamdır. Research'ümüz de line'da full. Bir dahaki bölüme abi artık yeni bir hayvana geçeriz. Ama alfamız...
Değişebilir de yani. Bir dahaki bölüme bakarız ya. Neyse, bu kadar diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve basmayı unutmayın. Görüşmek üzere.